Herkese merhaba, ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir iki hafta falan oldu sanırım video atmayalı ama haklı sebepler. İki hafta olmuştu, üç hafta ya da. İstanbul'a geleli iki hafta oldu. Doğru. Biliyorsunuz ki ben Çanakkale'deydim ve bir süre İstanbul'a dönmeyi düşünmüyordum. Sonra ani bir kararla İstanbul'a taşındık, Musa ile ev tuttuk. bu yüzden de yine aksadı ama sonuçta bir haftada 4 video falan atmıştım. Oldukça yani. İyiydi. Size video bombardımanı tutmuştum. bir de çekiliş yapmıştım. Çekiliş yaparken, evet çekilişi açıklayacağım ve gerçekten vereceğim, yemin ediyorum. Ama hani ev taşınma durumu yoktu, ev tutma durumu yoktu. Şu an açıklayamayacağım. Belki bir 2-3 haftası var. Bunu da böyle söyleyeyim. Ama vereceğim yani. Kaçmıyor. 5 tane kitabı vereceğim hala size. Hala da katılabilirsin. Aynen öyle. Ama şu an veremem. Ev tutmak çok pahalıydı. 2 kere ara vermiş oldum. Bu ikinci olan daha kısaydı. Ama artık yani daha programlı bir şekilde yapmaya karar verdik. Sonuçta aynı evdeyiz. Piyonumuzu stüdyoya girdik. Işıklar düzelmedi hala. Ama işte dediğimiz gibi her şey zamanlı. Şimdi yavaştan sorulara geçiyorum. Soruları seçmedim bu arada. Şu an okuyacağım. Bir de 2-3 gün önce almıştım. Yakışıklı erkeklere düşüyor musun? Bana oluyor da. Yani güzellik göreceli de. Arkadaşlar insanları güzel, çirkin, yakışıklı, yakışıksız diye ayırmayın lütfen. İçlerini sevmeye çalıştım. Ay yok artık. Ne? Yok artık. Sence en uygun açılma yaşı kaç? Arkadaşlar en mantıklısı tabii ki de kendi ayaklarınızın üstünde durduğunuz yaş. Ama ben öyle yapmamıştım. Biraz deli cesaretimi. Birine aşık oldun, sevgilin oldu. 10 ay geçtikten sonra straight olduğunu öğrendi de ne yapardın? Arkadaşlar ben 10 ay geçmiş sevgili olmuşum. Hala o straightse yani kusura bakmasın. Böyle bir gizli gaylik yok yani. bir de 10 ay sonra. Hani şöyle bir şey. Birine aşık oldum ve hani straight olduğunu yani hetero bir birey olduğunu öğrendim. Bir şey yapmam. Bunun aslında çok da şeyden farkı yok. Bir kıza hetero bir birey bir kıza aşık oluyor ama onun başka bir sevgilisi var, bu kadar. Bir de ona beslediği duyguyu beslemez herhalde, yani uzatmaz bu işi. Ayrıca yani 10 ay ya. 10 ay. 10 ay dedi anlamadıysam. 10 aydan sonra da yani straight şey olması imkan. Kişisel bakım ile ilgili verebileceğin tavsiyeler var mı? Bakın az önce metroya bindim. Ve bağırdım. Yani deodorant 10 lira abi, alın. Ya bu kişisel bakım, evet kişisel bakımdır, evet, ve hani kesinlikle. Toplu taşımaya giriyorsunuz, lütfen alın. Ben henüz toplu taşımayı kullanmayacak vaziyetlere gelemedim. Mecburen biniyorum. Ve hani lütfen leş gibi kokmayın. Çünkü Musa yanında ben böyle yüksek sesle konuşuyorum, hani kim kokuyor falan yapıyor. Musa böyle bir geri çekiliyor, onun hep böyle bir linç edilme korkusu var. Ama yani böyle böyle insanlar kendine gelecek. Yani çok sinirlendim, bir de hani yorucu bir gündü. Onun kokusunu hiç çekemeyecektim. Bu ana kadarki uğradığın en büyük zorbalığı anlatır mısın? Yani uzun zamandır zorbalığa uğramıyorum. Hani lisede böyle bir dışlanma, herkesin salak saçma bakışları dışında bir zorbalık yaşamadım. Evet, lisede de bir şey yapamadım. Yani aynen. İlerideki mesleki kariyerin ne olmasını istiyorsun? Bilmiyorum. Ama şu anlık sanırım estetisyen olacağım. Yani oldu. Bir iş görüşmesine gittim hatta. Bir doktorla. bakalım inşallah olur. Olacak gibi. Sen bizim yerimizde olsan kendine ne sorardın? Bilmiyorum. Yani benim de aklıma bir şey. Nasıl dayandım? Bize söylemediğin gizli bir yeteneğin var mı? Örneğin dilini burnuna değdirebilmek gibi. Dilini burnuna değdirmenin çok yetenekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Değdiremiyor kimse. Ama kulaklarımı oynatabiliyorum. Şey değdirebiliyor. Evet, kulaklarını oynatıyor.
Ben bunu yine birçok kişi yapıp yine de birçok kişi de görünce şaşırabiliyor. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Ana. Erlik. Sabrası elit bir platform kanka. Hayatında en zora düştüğün an neydi ve nasıl başa çıktın? Hayatımda en zora düştüğüm an. En zora düştüğüm an. En zora düştüğüm an şuydu arkadaşlar. 19 yaşıma giriyorum falan. Kulüp ismi verilebiliyor mu? Verebiliriz. Tabii canım. MİT'te'deyiz. Ya da ya kulüp, yani doğum günümde çıkmışız kulübe. Ya da kulüpten sonraki gün, yani çıkmışız eve gelmişiz sonra tekrar çıkmışız. Kulübe doymamayı bir de. Yani ya doğum günü ya da ertesi, ertesi günü. Ertesi günü, aynen. Ya 25 Mayıs ya da 26 Mayıs. Ya 25 Mayıs ya da 26 Mayıs ve biz yine kulüpteyiz. İçtik. MİT'te'deydik, Karaköy'de bir şey. Ve böyle hani saat 3, böyle kulüp artık kapanacak, biz dans ediyoruz falan. Ben böyle dans ederken bir anda birden çok bulandı ve o an hiçbir şey yapamadım ve kustum yani böyle diye ve hani hiç mi anlamazsın midenin bulandığını, hiç anlamadım yani maalesef. Ondan sonra işte arkadaşım vardı, kız arkadaşım da, aynı evde yaşadığım kız arkadaşım. İşte o beni MİT'in o ince uzun balkonuna çıkarttı. Belki biliyorsunuz diye böyle şeyle anlatıyorum. Ben orada tekrar kusmaya devam ediyorum. Böyle insanlar geçiyor bana özlüyor, ben kusuyorum. Ve böyle ismini de veremiyorum şu an. İşte Selin diyeyim ismini. İşte Selin şey dedi bana, hani sen biraz otur. Ben hani 5 dakika sonra geleceğim falan. Ben orada oturuyorum böyle. Böyle bakıyorum hani. Otlar falan var böyle, sinasyonlar falan. Ve şey, ben ne kadar oturduğumu hatırlamıyorum orada. En son içeri girdiğimde kulüp kapanmış. Ve çalışanlar paspas atıyor. Yani artık masalar falan kaldırılıyor. Ben böyle Selin'i arıyorum falan. Yok, MİT'in o zamanlar şeyi vardı. Alt katta böyle daha eğlencenin devam ettiği 4-5'ten sonra biz de tabii doymuyorduk o zaman dans etmeye. Ve bir gittim, o orada dans ediyordu falan. Ben orada böyle kız kız oturmuştum. Ama yani kustuğum için çok utanmıştım ya. Çok utanç verici bir şey. Keşke tuvalete gidebilse. Yanındaki de yani bayağı düşünceliler. Hani 5 dakikası 2 saat ediyor. Paspas atıyorlardı ve hiç mi aklına gelmedim. Ay korkunç. Bir de dışarıda bırakıyor, balkonda yani. Aynen. İçeride bir yerde değil. Bunu yazıklar olsun. Allah. İyi ki çıkarmışsın lan seni hayatımda. Bir kaplumbağa olsan ve ölüme gidiyor olsan uzun yolumu seçerdin, kısa yolumu seçerdin? İşte dediğim gibi. Net kısa yol aldın. Net kısa yol yani. Çabucak gideyim, uğraşmayayım. Birazcık üşengeç bir insanım. Saçına uyguladığın bakımlar neler? Bunları henüz reklam almadım. Söylemek istemiyorum. Ama gerçekten saçıma acayip iyi gelen bir şey var. Bir reklam anlaşması. Ne? Hayır canım, para almadan niye şeyini yapayım? Kanka çok iyi bir şey ama. Ya tamam ya, çekerim aynen. Ama gerçekten hani YouTube'a girdim. Saç bakım videosu gelsin. Yorumlara yazın. gerçekten saça çok iyi geliyor. Bakalım söyleyecek miyim? 12. sınıfın nasıl geçti? Seni seviyorum. 12. sınıfın. Ay 12. sınıfım güzeldi ya. Esinleydi. Masum yıllar. İstanbul'a gelmemişim. Dudakların dolgu değil. Nasıl bu kadar güzeller? Tabii ki de Allah verdi. Bu arada dudaklarım yamuk. Şimdi bittin. Şu an. Yani fark etmedin her ama evet. Şimdi... Hiç umumda değil onların beni nasıl gördüğünü. Saçların o şekli nasıl... Çok uzun bir süreç. Hepsi videoda. Yanımda. Hepsi hayır. Ha okey. Hepsi videoda. Hepsi hayır. Sanki videoda. Hayır. Hetero bireylere nasıl ulaşabiliriz? Arkadaşlar... Yani, hetero bireylere ulaşmaktan taciz mi edeceksiniz abi? Yani sevgili falan herhalde. Saçma sapan hallere girmeyin. Üç tane dilek hakkım var, ne dilerdin?
Evet. Para. Sağlık hiç yok. Şimdi yani evet para dilerdim. Ondan sonra... Para dilerdim. Daha çok para dilerdim. Son dilek hakkımla da sonsuz dilek hakkım olmasını isterdim. Ne var abi? Biraz garip ama ben anneme açılmaya korkuyorum. Sence nasıl yapmalıyım? Şimdi şöyle, anneler evet bazıları çok yufka yürekli oluyor. Bazıları da bunu hiç kabullenemiyor. Hani ben yaptım diye sizin de yapmanıza gerek ya da benim yaptığım gibi yapmanıza gerek yok. Bilmiyorum yani hani nasıl bir ilişkiniz var annenizle? Nasıl ne kadar bakış açısı geniş ya da ne bileyim bunun gibi şeyler önemli yani. Bu yüzden bana böyle nasıl yapabilirim, nasıl açıklayabilirim diye lütfen sormayın. Çünkü tanımıyorum sizi. Yani ailenizi de tanımıyorum. Biz Samet terapist değil yani burada. Terapist. Terapist değil. Evet kanka. Samet terapist değil. Değilim yani. Yani nasıl saçmalık şey. Bir dakika. Benim liseden... Neyse kötü bir şey söylemeyeceğim. Bir arkadaşım her zaman bu kadar zayıf ve fit miydin diye sormuş. Bu biraz kıskançlık içeren bir... soru çünkü kendisi hala zayıflayamadığı için benim liseden sonraki bu ani zayıflamam ve o lise fotoğraflarım yoktur. O lise fotoğraflarımdan ve şu anki halim arasında evrilmem inanılmaz bir şey gerçekten. Belki bir gün koyarım ama hayır Özlemcim. ben her zaman bu kadar zayıf ve fit değildim. Benim bayağı göbeğim vardı. Bacaklar hep inceydi ama göbek hep vardı. Bir sünger bob gibiydim gerçekten. Gerçekten öyleydim. Öncelikle seni seviyorum kalp. Kim Can Durmaz hakkında ne düşünüyorsun? Sanırım yurt dışına yerleşmiş bu şey olaylarından ötürü. Biliyorsunuz ki mastürbasyon videosu yayınlandı falan. Korkunçtu. Ben... elinde bu kadar çok kitleye hitap ederek, bu kadar belki bir şeyleri değiştirmede yardımcı olabilecek bir güç varken bunu kullanmayıp işte o hayata bu kadar kötü örnekler olmasının karşılığını yaşıyor şu an. Kemal Adımaz hakkında da bir şey düşünmüyorum yani. Ne düşüneyim ki? Boş bir insan bence. Din kültürü öğretmenim eşcinsel insanlar sapkın sapıtmış diyor ve günah diyor. Bir din öğretmenisin ve hani insanlara her şeyden önce birilerine saygılı olmayı öğretmen gerekiyor ve ülkede bu kadar kadına, hayvana sinirden şu an Musa'nın telefonunu kırabilirim. Hani ülkede bu kadar insanlara zararı olan insanlar varken hani siz nasıl bir gerizekalılık, yani nasıl bir kendini geliştirememezlik, öğretmen olmuşsun ya. Yani öğretmenlik mesleği acayip önemli bir meslek. Yani sen orada bir insan yetiştiriyorsun ve ona belli bir kesimi kötülüyorsun ve dışlanmaları için aslında sebebiyet veriyorsun onlara ve hani yani senin din kültürü öğretmeninin diyeyim gerisini de sen tamamla yani. Süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Uçmak. Uçmayı çok istiyorum ya. Ama böyle hiçbir şeyim olmadan tamamen böyle yükseleyim. Arşa. Sana kızlardan hoşlanmak için güç verseydiler seçer miydin yoksa gay olmaktan memnun musun? Gay olmaktan memnunum sadece işte cahil insanlarla yaşamak zor. Düğmelere birden fazla basıyor musun sence bu işleri kolaylaştırıyor mu? Evet ya asansörden özellikle deli gibi basarım ve inanırım. Yani daha fazla yardımcı oluyor. Çocukken olmak istediğin meslek neydi? Değişti mi? Değiştiyse ne oldu? Yani evet, sanırım klasik bir cevap. Bu son soruydu bu arada. Bir moda tasarımdı. Er koca yürekli Lubunya gibi ben de kendi markamı kuracaktım. Ama işte olmadı. Okuyamadım. okumadığım için çok mutsuz değilim. Okuyan arkadaşlarımı gördüm. Leşler. Evlerden atıldı. Aynen. Camdan eşyaları fırlatıldı. Yani poşetle falan da öyle arkadaşları evden attılar. Ay çok korkunç. Neyse. Bu video bu kadardı. Beni Instagram'dan takip etmeyi ve hani seveceğini düşündüğünüz birileri varsa videomu paylaşmayı lütfen unutmayın ya da
yapın. Do it. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.